Selamünaleyküm genç fatihler. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün kutu açılışı yapacağız. Yani uzun zamandır bir bilgisayar, bir oyun bilgisayarı alma e, niyetim vardı. Bugüne nasipmiş. Nasıl aldım? İşte kutu açılımı, neden bu bilgisayarı aldım? Hemen anlatacağım. İlk önce kutu açılımını yapalım. Sonra e, diğer bilgisayarlarla fiyat performans karşılaştırması yapalım. Ondan sonra da sıfır bütçeyle yani böyle elimde avucumda çok böyle bir şey olmadan bu bilgisayarı nasıl aldım onu inceleyelim. Hadi başlayalım. Evet bilgisayar bu şekilde geliyor. Üzerinde bıçakla kesmen yazıyor ama biz dikkatlice açıyoruz. Bizi bir çanta karşılıyor. Bir notebook çantası. Ben çantayı beğendim. Biraz sonra zaten size çantanın için dışını gösteririm. Bunu kenara koyuyoruz. Kutumuz şu şekilde, klasik Monster kutusu. Kutuyu açtığımız vakitte bizi koruma ile beraber bilgisayar karşılıyor. Yanında bir bez içinde garanti belgesi ve tabii ki içinde USB driver falan var. Kutumuzun en altında ise şöyle şarj adaptörü var. Bu adaptörün amper bilgilerini ben ekrana koyarım. Sıra geldi şimdi bilgisayarı açmaya. Hemen straforları yanından çıkarıyoruz. Bu arada beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Şu şekilde çıkıyor. Evet. Daha bilgisayarı göremedik. Üzerimizde bir tane koruma straforu ince. İşte reklamlar, reklamlar falan filan. Bunları da kenara koyalım. Ve bilgisayarı çıkartıyoruz. Şöyle tek elle açılamayan alt tarafını tutmamız gereken bir bilgisayar. Benim için çok da önemli değil ama bunu cihaz inceleyen YouTuberlar artık bir şey bulamadığı için bunu da bir eksiklik olarak sayıyorlar. Şu şekilde bir e, ekranımız, klavyemiz. Tabii ki oyun e, notebook olduğu için e, renkli bir klavyemiz var. Tabii ki tam tamına 360 derece açılmıyor. E, açısı sadece bu kadar. Şu şekilde. Şöyle jelatini de çıkaralım. Zaten diğerlerini çıkarmak istemiyorum. Arkasındaki dursun. Şu touchpad'deki jelatin de dursun. Onlar çok da bizim e, işimizi e, zorlaştırmıyor. Zaten touchpad yerine mouse kullanacağız. Onlar orijinaliyle dursun. Bilgisayarı açtığımız vakitte bizi free dos dedikleri yani serbest kurulum olarak karşılıyor. Yani Windows kurulmamış. Biz onu kendimiz kuracağız. Evvela bizim bilgisayarımızın özelliklerine bakarsak. Şöyle 17 inç bir ekranımız var. Ekranın büyük olması güzel. Yani hatta 17 inç alıştıktan sonra daha büyüğün, daha büyüğünü istiyor ki insan. Ondan sonra ekran çözünürlüğümüz şöyle, Intel i7 işlemcimiz var, 12. nesil, 32 GB RAM'imiz var. Bu oyunlarda 16 GB çok bir farkı olmasa bile uzun süreli işlemlerde sürekli bilgisayardan iş yapan kişilerde, hele hele bizim gibi montaj, edit yapan kişilerde işe yarıyor. İşletim sistemi FreeDOS yani boş olarak geliyor biz kuruyoruz. Sonra ekran kartı olarak da RTX 3060 ekran kartımız var. Ve SSD boyutumuzda 1 TB. Şimdilik yeterli ama ileride biraz daha e, cihaza yüklenirsek o zaman bunu 2-3'e çıkarabiliriz. Yine önemli özelliklerden bir tanesi 144 Hz ekran yenileme hızımız var. Şimdi geldi karşılaştırmalara. Şöyle fiyatımız 30 bin liraya geçmesin. Intel i7 olsun en azından. de şöyle bir 32 GB olsun. Ekran boyutumuz 17 inç olsun. Şöyle yapalım. 17 inç olsun. Bir RTX bekleriz. 1 TB da SSD olsun. Evet. Yani bu özelliklerdeki bilgisayarların fiyatlarıyla karşılaştırdığımız vakitte acaba şu aldığımız Tulpar e, T7 v 256 avantajlı mı? Hadi bakalım. Evet en başta bizim bilgisayarımız var. Sadece farkları gösterelim. Tulpar serisi GPU'larda 6, diğerleri 4. E, yine burada RTX 3060 iken Tulpar'larda. Burada 3050 Ti e, Abra'da 3050... Katana Katana'da ve fiyatı da yani e, yine bizim Tulpar'la aynı e, düzlemde gidiyor. Ren'imiz burada e, Monster bizim bilgisayarımıza 32 diğerlerinde 16 olarak gidiyor. Yine Tulpar'larda USB adetimiz çıkış adetimiz 3 üç, üçgen diğerlerinde 2. O zaman Monster Tulpar'la Katana'yı karşılaştırdığımız vakitte Katana'nın çok da bir e, esprisi kalmıyor. Bunu eliyoruz. Abra A7 ile Tulpar arasındaki farklara bakarsak mesela 17.3, 17 inç tamam bunlar aynı. Sonra 12. resim aynı. E, Tulpar e, GPU bellek olarak 6 GB olarak biraz daha önde. E, ondan sonra ekran kartında biraz daha önde. Şu iki bilgisayar arasında çok bir fark yok aslında. E, mesela e, en büyük farklardan bir tanesi ekran kartı. GPU bellek miktarı. Ama en azından o oyun oynarken biraz daha bize fayda sağlayacak. Şu ekran kartı 3060 36, RTX yani çok da bir fark yok. Aslında işte Abra'da alınabilirdi e, diyenler olabilir. Hatta şekil olarak da aslında Abra'nın şekli yani şu e, biraz daha şu tasarım şöyle kenarlarının şöyle biraz daha kıvrımlı olması e, aslında güzel. Benim de hoşuma gitti ama dedim ki alınışken ee, en iyisi olsun. Yani e, bizim bütçemize göre en iyisi olsun dediğim için. E, ekran kartı da 3060, 3060 RTX olduğu için Tulpar'ı tercih ettim ben de. Sizce yani e, ekran kartı ve e, GPU bellek miktarı için bir 4-5 bin lira fazla vermek değer miydi? Şu an çünkü e, Tulpar'ın e, fiyatı 2022 e, Nisan fiyatı 29.600. 29.500 de yani şurada 25 de arasında 4000 lira bir fark var. Sizce e, şu ekran kartı ve GPU bellek için e, ve diğer mesela şurada USB 2 tane varmış. Burada 3 tane varmış. E, Display port e, ve Thunder, Thunderbolt var. Bunlar da bizim yayın açmamız için bize e, fayda sağlayacak e, çıkışlar. Bunlar için 4000 lira vermeye değer miydi acaba? Onu da size bırakıyorum. Yorumlarda yazarsınız. Bunu da gönderiyoruz. Şimdi Monster Tulpar'ın p 7 v 256 ile 5.2'yi karşılaştıralım. Zaten arasında e, 1000 lira gibi bir fark var. Bakalım o 1000 lira fark e, acaba nereden kaynaklanıyormuş. Sadece farkları gösterirsek e, birisinde 32 GB RAM var, birisinde 16 GB RAM var ve fiyat olarak da arasında sadece e, 1000 lira veya 600 lira gibi bir fark var bu da verilir yani ne olmuş sanki. E, 29'u veren 29,5 30'u da verir ve 32 GB'lık e, bilgisayarı alır. Hatta şimdi bu muadildeki bilgisayarların normalde fiyatlarının ne kadar olduğuna bakalım bir. Sizin fazla vaktinizi almayayım hemen işaret işaretledik. Intel Core i7 12. nesil, ondan sonra 16 32 GB arası, 17 inç, 6 GB e, GPU GPU sabit diskte de e, 1 GB SSD olsun ve fiyatlar monsterlar zaten bizde e, mesela MSI'nin bir tane e, şey varmış bilgisayarı varmış 42 bin lira e, MSI'nin yine bir başka bilgisayarı var bu da 45 bin lira hatta merak ettim şu bizim bilgisayarla şu MSI'nin 45 bin liralık bilgisayarını karşılaştırdığımız vakitte acaba nasıl bir fark var diye hemen karşılaştıralım hızlıca. Ekran kartı olarak bizimki az bir şey daha önde. Kilo olarak da bizimki az bir şey daha önde. Mesela e, MSI'da şu pil gücü olarak biraz önde. Ama yani MSI ile karşılaştırdığımız vakitte bile 45 bin liralık bir bilgisayarla eş değer bir bilgisayar e, 30 bin lira civarında alınabiliyor. Yani bu bilgisayarımız diğer muadiller arasında fiyat performans olarak biraz daha iyi bir derecede kalıyor. Şimdi geldik bu bilgisayarı sıfır bütçeyle nasıl alabileceğime. İlk önce ihtimalleri konuşalım. Bir, mesela motorumu satabilirdim. Geri kalan parayla da işte düşük bütçeli bir motor alabilirdim ama yani motorumu satmak hiç de böyle içimden gelmez. İki, ne olabilirdi? Tefecilere gidebilirdim. Hangi tefeciler? Şimdi tefeciler ikiye ayrılır. Bir, e, gayri resmi tefeciler ki onları ben işim olmaz zaten tanımam. Bir de resmi tefeciler. Resmi tefecilerin ne olduğunu söylemeyeceğim size. Resmi tefecilerin ne olduğunu yorumlar kısmında yazın. Resmi tefeciler. Biraz ipucu vereyim. Mesela genellikle insanlar sıkışınca, borca sıkışınca onlara giderler. Bunlar ama resmi tefeci. Yani e, gayri resmi iş yapmıyorlar. Hepsi böyle belgeli falan filan vesaire. Resmi tefeciler. Bunları siz alt tarafta bakalım yazın kimler doğru cevap verecek. Doğru cevap veren kardeşlerimin yorumlarına kalp bırakıyorum. Bir de şöyle bir müjde vereyim. 100 yorum, 1000 beğeni olduktan sonra Küçük bir elimde akıllı saat var. Çalışan, temiz, güzel, yani çok da kullanılmamış akıllı bir saat var. Çok pahalı değil yani böyle gözleriniz yükseğe çıkmasın. Bir akıllı saat var. Bu akıllı saati hediye edeceğim. Neyse biz konuya devam edelim. Bir motoru satabilirdik. İki resmi tepecilere gidebilirdik. Üçte borç alabilirdik. Tabii ki ben üçüncü seçeneği tercih ettim. Aslında bu benim için daha rahat böyle hani kalbim temiz oldu. Çünkü hani o tepecilere yani e, resmi tepecilere gitmek istemedim. Çünkü onlar insanlara çok da acımazlar. Borcunu ödeyemediğim vakitte üzerine binerler. Mesela benim bazı arkadaşlarım vardır. Hatta abilerim vardır. Bazen onlar sıkışırlar ben borç veririm. Bazen ben sıkışırım onlardan borç isterim. Bunlara kadim kültürümüzde eski... Tamam mı? Kadim ne demek? Eski demek. Kadim kültürümüzde buna karza hasen derler. Karz borç demek. Hasen güzel. Yani nasıl söyleyeyim? İnsan sıkışınca e, birisine borç vermek güzel bir şeydir. Bu yüzden karza hasen. Bu bir müessesedir. Ama yani şimdiki insanlar e, borçlarına sadık olmadıkları için o yüzden kimse birbirine borç vermek istemiyor. Mesela şu an benim birkaç böyle arkadaş çevrem var. Bize borç alırız veririz elhamdülillah. Ama birisine borç verdim hala gelmedi. 5 ay altı ay bir sonraki ay verecektim normalde. ...altı ay oldu neredeyse sanırsam hala gelmedi. Hatta biliyor musunuz borç para vermek sadaka vermekten bazen daha üstündür. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta iken bir yazı okuyor orada. Sadakanın sevabı 10 kattır ama borç vermenin sevabı 18 kattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ey Cebrail yani sadakanın daha üstün olması gerekmez miydi? Neden borç vermenin sevabı daha üstün diye? Cebrail Aleyhisselam şunu söylüyor. Sadaka insan yanında olduğu vakitte de yanında para olduğu vakitte de isteyebilir. Ama borç isteyen kişi zor duruma düşmüştür. O yüzden borç vermek sadaka vermekten daha üstündür bazen. Kalın sağlıcakla.